Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz veteriner hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlerle Kastamonu Seydiler Köyü'nde Emrah Bey'in işletmesindeyiz. Kendisini tanıyacağız. Neler yapıyor onlardan bahsedeceğiz. Bu işletmeyi beraber kurduk. Biz de beraber kurdu sağ olsun. Yani bizim önderliğimizde kurdu. Ve kendisine işletmeyi anlattıracağız efendim. Bu iş nasıl oluyormuş? Nasıl yapılıyormuş? Bu işten memnun mu? Yoksa nereden girdin bu işe mi diyor? Hepsini sizlerle beraber canlı dinleyeceğiz. Ama her zamanki gibi videolara başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açık hale getirmeyi unutmayın diyorum. Bu kadar konuştuktan sonra da sizi bir tanıyalım Emre Hocam. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Emrah, elektrik teknisyeniyim. Kastamonu Seydiler ilçesi Deracılar Mahallesi'nde yaşıyorum. Bu işe sizin vesilenizle başladım. Tamam, peki. Emre abi şimdi şöyle söyleyeyim. Kastamonu'nun Seydiler ilçesindeyiz ki geldik memleketinize çok güzel, havadar. Şimdi burada şöyle bir şey gördüm ben. Bir şehir gördüm. Evet. Şehirden tekrar aynı bizim tüm illerimizde olduğumuz gibi etrafında ilçeler var. Evet. Peki neden bu işi yapmayı düşündün? Onu sorayım ben sana. Ben hatta mikrofonu tutayım sen cevapla böyle. Ben tutayım, sen cevapla. Neden bu işi yapmayı düşündün? Evet, neden düşündün? Ya hobicilikle başladım ilk başta. Daha sonra hani ticari olarak değerlendirebilmemizi düşündüm. Sonuçta bu işin para kazandıracağını düşündüğüm için bu işe yöneldim. İlk başta hobi olarak. Peki şunu sorayım. Hobi olarak düşündün. Evet. Belli bir sayı hayvan yaptın. Evet. Sonra dedin ki bunu yapayım. Peki beklediğin gibi oldu mu onu sorayım. Yani İlk başta böyle en son sorulacak soruyu en başta sorayım. Bu iş mi? Bu iş umduğun gibi oldu mu? Ya? Bu iş umduğum gibi aynen oluyor. Yani çünkü sizin anlattıklarınız şekilde hani ilk başta bilgilendiğiniz şekilde dedikleriniz çıktığı için o yüzden oldu. Yani beklediğim yani mesela dediniz ki Aralık'ta pike gelirsin. Aralık'ta pike geldi. Veyahut da herhangi bir problem durumunda da zaten baştan bilgilendirmişsin. Onlar da yaşadığımız zaman hallettiğim için beklediğim gibi oldu. Farklı bir şey çıkmadı yani. Peki ben şöyle sorayım. Teşekkür ederim de. Benim derdim aslında burada şu soruyu sormaktı. Şimdi biz mesela anlatıyoruz ya videolarda işte şu kadar yem kullanırsınız, evet, şu kadar kazanç sağlarsınız, evet, yumurtayı böyle satabilirsiniz. Bu senin ticari olarak da beklentilerini karşıladı mı? Ya, ticari olarak da tabii ilk başta bu kılavuz yumurtanın piyasası yok. Onları ben dağıttım. İlerleyen zamanlarda yani sayı arttıkça, yumurta boyu büyüdükçe hani yavaş yavaş da zaten o zaman müşteriler de çoğalıyor. Bu sayı arttıkça, ilerledikçe, zaman ilerledikçe bu daha güzel bir şekilde geliyor bu ticaret. Ama ilk başta tabii ki zaten sayı az. O zaman da tanıtımını yapmaya çalışıyorsun yani. Bunu sorayım. Evet. İlk başta zorlandığın kısmı hani o bizim o ilk 45 gün evet, ilk maliyeti aslında eklediğimiz hani ilk sermaye diye saydığımız ki birazdan videosunu da çekeceğim senden müsaadenle yine 500 tavuk kaça mal olur nedir ne değildir diye. Bu dönemde sen galiba bir şey yaptın. Bunu birazdan bir başka videoyla anlatacağız ama bu dönemi nasıl değerlendirdin abi? İnsanlara nasıl tanıttın? Kılavuz yumurtadayken zaten az çıkıyordu. Mesela günde işte 1 ile başlıyor. 3, 5, 10 diye falan giderken yani bir koli çıktığında günde o bir koli yumurtayı 5 tane paketleyip poşetleyip eşine, dostuna, akrabana, arkadaşına verip ben bu işe girdim. Tanıtıyorsun kendini. Yani ben bu işi yapıyorum. Haberiniz olsun falan. Bu o yumurtayı o şekilde değerlendiriyorsun. Çünkü yumurta boyu çok küçük. Onun bir mali değeri yok. Çünkü ondan para yani 30 tane günlük bir koli yumurtadan para kazanma şeyiniz de yok zaten. Ama zaten oradaki ilk aldığınız yem de bitene kadar o kılavuz yumurtada şey yapmış oluyor. İkinci partiyi aldığınız yemde artık siz de demiştiniz. Artık hani para kazanmaya başladı. O oldu. Ondan sonra yumurta sayısı artıyor. İşte günlük 5 koli 10 kolilere çıkıyor. O zaman yani günlük 5-10 kolilere çıktığı zaman satış yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu sefer de hani adam size 10 koli indir buraya dediği zaman veya talep olduğu zaman bir yere gittiğiniz zaman bu sefer de işte talebi karşılayamazsınız. Yani siz bir koli iki koli yumurta istiyor ya ben de şu an yumurta yok diyorsunuz. Yani o sefer satamazsınız. Peki şimdi Emre abi hayvanlar sana ne zaman gelmişti onu sorayım. Ekim ayında geldi. Ekim'in başında. Ekim'in başında ilk haftasında geldi. Evet Ekim'in ilk haftasında. Ekim 8 Ekim geldi. 8 Ekim'de hayvanlarımız geldi. Dedik ki Aralık ayında pik olur. Biz şu an 10 Aralık'ta çekiyoruz videoyu. Evet. Piki ne zaman gördüğünü biliyorum ama şöyle sorayım sana. Şu an kaç tane tavuğun var? Kaç adet yumurta alıyorsun? 530 tane kadar tavuk var. 15 koli ile 16 koli arası değişiyor günlük. Günlük. Evet. Yani şu anda 450-480 arasında yumurta alıyorsun. %85 ile 90 arasında geziyorsun. Evet.
Bugün de yumurtayı topladık. Videonun içinde toplarız, en son sayarız bakalım ne çıkmış diye. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Emre abi telefonlaştık biz. Ağustos ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ağustos'un sonuydu. Ben bu işi yapacağım dedim. Böyle 500 hayvanlık bir çadır istedi bizden. Daha sonra 550 hayvanlık istedi. Yani arasında bir rakamda. Ha, bunu da neden yaptı onu da söyleyeyim size. Aslında doğru bir tercihtir. 500 tane tavukla başlarken bu hayvanlar pike gelesiye kadar, onu da geçtim, belli bir süre sonra ufak ufak ölümler oluyor arkadaşlar. Bir tane, iki tane, bir tane, iki tane, ki biz buraya 537 hayvan göndermiştik. Öyle hatırlıyorum. Burada da 1-2 hayvan ölür demiştik arkadaşlar. Şu anda 7 tane hayvanımız yok galiba değil mi? 4 tane. 4 tane, özür dilerim. 4 tane hayvanımız yok. Yani bizim burada 533 hayvanımız var o zaman. Evet. Tamam, 4 tane hayvanımız yok. Bu da gayet reel bir sayı. Şimdi biz Emrah Bey'e ne yaptık? Emrah Bey'le bunu konuştuktan sonra bu çadırın kurulmasında, hayvanın seçiminde, içerisinin düzeninde, arkada görüyorsunuz depolar var, düzenekler var, filtreler var, arkamızda görmüyorsunuz, birazdan size ara görüntüyle gösteririm, fanlar var. Bunlara yardımcı olduk. Hayvanları seçimde yardımcı olduk. Hayvanları görüyorsunuz. Gayet iyiler, gayet sağlıklılar. Onu da söyleyeyim. Bir yandan videoyu çekerken hayvanları da size anlatayım. Ya şu anda şu yapmış oldukları davranış gayet doğal. Sadece gıdaklıyorlar. Canı isteyen yatıyor. Canı isteyen follukta. Temin havada yumurtladığını gördük hayvanın. Şimdi bu gayet keyifli olduğunun göstergesi. Daha doğrusu Emrah Bey'in bizim ona söylediklerimizi tamamen ve harfiyen yerine getirdiğinin göstergesi arkadaşlar. Bizim bir üreticiden beklentimiz bu. Kendilerine bir program veriyoruz. O program çerçevesinde de bunun uygulamasını beraber karşılıklı takip ediyoruz. İşte falanca gün vitamin, sodası, işte onun haricinde bit ilaçları, içerisinin dezenfeksiyonu, içerisinin havalandırması gibi gibi bunları üstünden geçiyoruz. Aslında yaptığımız iş basit bir iş ama oldukça zor bir iş. Şimdi ben bunu Emrah Bey'e devamlı soru olarak sormanın nedenlerinden bir tanesi de buydu. Başlangıçta aslında şu başlangıçtaki zorlandığın kısmı abi bir anlatır mısın bize bir? Gelişiyor. Gelişim yemi verir. Ondan sonra yumurtaya başlıyor falan. Bu süreçler ilerledikçe bir de zaten biraz daha hani şu an mesela 2 ay geçti. Ekim, Kasım, Aralık. Daha tecrübeli oluyorsun bakma konusunda. Yem verme konusunda, bakımı konusunda, ilaçları falan daha da kolaylaşıyor yani işiniz. Tecrübe arttıkça iş kolaylaşıyor. O yüzden ilk zamanki gibi zorluğu yok. İlk sıfırdan kurmak çok zor. Peki hedef ne? Ya hedef şu anda işte şu, aslında hedef şu, talebe göre artacak. Yani talep olursa şimdi müşteri sayısı arttıkça mesela ben şu anda bugün günlerden pazartesi, çarşambaya günkü olan yumurtalar satılmış durumda. Çok güzel. Ha, yani bu sayı artarsa hani talebe yetişmeme gibi durum olursa eğer büyütmeyi düşünüyorum. Yoksa fazla bir hani bir de bunun hani keyifli bir şekilde yapmak var. Mesela şimdi bunun 500 hayvan var. Burası hani 5000 hayvan olsa yorucu şekilde olması iyi olmaz. Yani günde yarım saat, bir saat buna vakit ayırarak bir para kazanma şekli var. Bir de bütün günü bununla geçirerek para kazanma şekli iyi olmaz gibi düşünüyorum. Yani çok sayı çok olduğu zaman yorar gibi düşün. Çünkü adam olması gerekiyor. Hı hı. Yani tek başına da belli bir sayıya kadar, yani tek başına belki hedef 1000-1500 en fazla olabilir. Peki şöyle söyleyeyim Emre abi. Şimdi senle Ağustos'ta ciddi bir konuştuk, fizibilitesini yaptık. Eylül ayında tamam dedik, başlıyoruz dedik. Sen o zamanında ciddi bir yani erken ödeme yaparak biraz da uyguna getirdin. Şu anda birazdan videosunu çekeceğim. 10-15 bin lira uyguna getirdin rakamı. Evet. Şöyle sorayım sana. Ya bundan çok daha ucuza tavuk alabilirdin. Çok daha ucuza çadır yaptırabilirdin. Yani, neden yani böyle bir şey tercih ettin? Ben ucuzunu hiç aramadım. Ben size görüştüm. Yani çünkü neden? Ucuzunu aramadım. İnsanlar, diğer arkadaşlar hani videoları izliyoruz. Çekenler var. Bakıyoruz onların tercihi genelde yani çadır da bizim çadıra benzemiyor. Tavuk da ucuz tavuk tercih ediyorlar. Çünkü insanlar hani
daha ucuzunu, daha kendine göre daha ekonomik şekle getirmeye çalışıyor ama ilerisinde yaşayacağı sorun mesela bir ayda, iki ayda, yani bir ay sonra yumurtlatmaya başlıyor. Ondan sonra onun pike gelmesi falan, hani orada zaten o yemi yediriyor. Yine aynı paraya ulaşır. Onda sorun yok. Hani sizi tercih etmemenin sebebi, yani tavuk hayvanı biliyorsunuz hastalandığı zaman birbirine çabuk ulaşıp sıkıntılar yaşayabileceğimiz bir hayvan. Bu yüzden hani sizin veteriner hekim olduğunuz için tercih etme sebebim buydu. Yani diğerlerine hiç, hani şu kaç paraymış, tavuk kaç para. Ben hani sizden de bir senelik bir danışman, hani tavuğu benden alırsanız bir danışmanlık ücretsiz olarak size vereceğim dediniz. O yüzden hani sizi tercih ettim. Diğerlerine hani diğer bir X firmayı arayıp ya sende tavuk kaç para, şu şu kadar, bu kadar. Benim tercih etmeme sebebim, yani sadece bu. Şimdi biz burada izliyoruz arkadaşları. Kimisi diyor sadece sirke veriyor. Kimisi sadece doğal antibiyotik veriyor. Kimisi işte ikili karmaşı bulamadım diyor. Ne yaptım diyor. Geçen soba yakan gördüm. Soba yakan. Bizim mesela şey, çadırda soba yok. Eksi 4 derecede biz 9 karton yumurta aldım. Yani o zaman o seviyedeydi. Soba yakanı var. Hani ben ne kadar biliyordum bu işi. Şimdi tavuk tabii ki baktık ama her mesela buraylar baktık. Onun bakış şekli değişik. Bunun o sıcağı seviyor. Bunda sıcakla bir işimiz yok. Yani bilerek yapmak istediğim için, hani bir uzmandan bir görüş alarak, bir tavsiye alarak yapmak istediğim için bu şekilde şey yaptım. Yoksa ben de alırdım, koyalım tavukları, yani derme çatma bir yer yapalım. Ondan sonra bu şekilde yapalım. O çünkü bu bir ticaret, buna bir ciddi para bağlıyorsunuz. Yani evet. O belli bir rakamdan sonra artık yani kolay bir iş değil aslında. Aslında bu hani butik olarak falan yapılıyor gibi ama bu aslında ticari bir iş. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü ciddi bir rakam sermaye bağlıyorsunuz. Bu hayvanları bir, Allah korusun, sakat bir durum olduğu zaman Allah muhafaza hepsi ölür. Hepsi gider. O yüzden de bu riski almamak için sizin gibi hani tecrübe, sizin belli bir sene tecrübeniz var. 9 yıl, 10 yıl. 17 yıl. 17 yıl bir tecrübe var. Bundan daha hızlı. Şimdi ben sıfırdan başladım. Bu kadar bilgim yoktu. Yani sizin vermiş olduğunuz programlar, işte İkili karmaşısı, vitaminleri, mineralleri, takviyeleri, kalsiyum, işte bitilacı, dezenfektan, ayda iki kere dezenfektan yapılıyor kümese. Yani bunları bilmiyordum işin açıkçası. Kimse, yani bunu işe başlayan da bu kadar veteriner desteği almadan. Sonuçta bu bölgede kanatlı veteriner de yok. Büyükbaş hayvancılık yapıldığı için daha çok. Yani siz olmasanız işin açıkçası ben başlamazdım. Niye diyeceksiniz? Çünkü bilmiyorum, bilmediğim bir işe de bu kadar parayı yatırmazdım. Estağfurullah. Ben şunun için sordum. Şimdi Emrah abi çok ciddi bir arkadaşlar sermaye yatırdı bu işe. 215 bin liraya kurdu. Birazdan size 500'lük için bir detaylı video çekeceğim için çok detaylara girmedik. Yani şu sistem 550 hayvan o zamanın parasıyla. Onu şimdi söyleyeceğim. 250 bin liraya geliyor. Yani 35 bin lira da arkadaşlar haricen para harcamıştır. Yani bu işin kazandırdığı noktaya kadar Emrah abinin harcamış olduğu bedel 250 bin lira arkadaşlar. Şimdi birazdan bir video daha çekeceğiz. Hemen videonun devamında. Bu serinin devamında göreceksiniz onu da. Emrah abi satışı nasıl kolaylaştırdı? Kaça satıyor? Ne kadar para kazanıyor? Bunları göreceğiz. Burada biraz maliyeti, biraz da neden bu işe girdiğini anlatmak istedik sizlere. Şu anda mesela dışarısı 0 derece, hatta biraz altında bile olabilir ama içerisi 12-13 derecelerde. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela biz burada soba yakmıyoruz. 12 derece az önce yandı arkamızda. Soba yakmıyoruz, soba kullanmıyoruz. Kesinlikle de tavsiye etmiyorum. Yani arkadaşlar burada şunu anlatmaya çalıştık. Şöyle dönelim Emre abi seninle beraber oraya doğru. Şunu anlatmaya çalıştık bir videoda size. Üretici ne yapmış? Kafasında ne plan varmış? Hobicilikle başlamış. Kafasında hobicilikle başlamış bu işe. Bakmış ki bu işten para kazanabilirim. Bu işi yapmış. Kendisi elektrikçi, bölgesinde çalışıyor. Bunda ek gelir olarak başlamış. Birazdan satışta ne kazanıyor onu da göreceğiz. Ama şu ana kadar bu işin ilk sermayesi kurulumunda 215 bin lira. İlk yemler, ilk yaptığı işte follukları, özür dilerim folluklar diyorum. Şu görmüş olduğunuz tüneklerdir. Kamera sistemleridir. Ki şurada çok güzel bir müzik çalıyor. Onu da biz istedik beraber. Hayvanlar herhangi bir şeyler ürkmesin diye. Mozart'ın senfonisi çalıyor arkada devamlı. 24 saat boyunca. Işık sistemidir. Biraz modern bir şey. Buradaki görüntüyü canlı olarak izliyor. Bize de bu şekilde videolar gönderiyor. Dedik Emre abi çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğin bir şey var mı bu videoyu kapatırken? Çünkü bir tane daha çekeceğiz şimdi. Söylemek istediğim, siz zaten anlattınız ne gerekiyorsa. Yani bu işe başlayacak olan arkadaşlara tavsiyem uzman kişilerden. Yani tavuk satıp sadece insanlardan
faydalanmak isteyen insanlardan uzak dursunlar. Çünkü zarar ettikleri zaman, yani bir şey sorma, kafalarına bir şey takıldıkları zaman, sormak istedikleri zaman muhatap bulamazlar. Gönderir biter yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şunu anlatmaya çalıştık bugün size. Bu işletme nasıl kuruldu? Kastamonu Seydiler Köyü'nde 550 adetlik, özür diliyorum, 530 adetlik bir kümesimiz var şu anda. Verimimiz pikte. Dün yumurtayı toplamıştı Emre abi. 480 demişti bana. 450-480 arasında gezdiğini söylüyor şu anda. Birazdan da yumurtayı toplayacağız. Hasılatı göreceğiz. Şimdi size arkadaşlar ne anlatacağız biliyor musunuz? Yumurta kaça satılıyor? Nasıl satılıyor? Kimlere pazarlanabilir? İşletmede işletme sahibinden bunu canlı canlı diyeceksiniz diyorum. Bir videonun daha sonuna geliyorum. Her zamanki gibi arkadaşlar, eğer ki yapmak istediğiniz bir konu varsa, anlatmak istediğiniz bir konu varsa orada anlatmanızı sizden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.